Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Amerika'da bankada paranız varsa, paranın sahibi öldüğünde, Amerika'da yaşayan birine vasiyette bulunmadıysa, bu para Amerikan hükümetine kalır deniyor. Yani benim Amerika Bankası'ndaki param, evim varsa vasiyete yazmadıysam, Türkiye'deki gibi kanun mirasçı çocuğum, annem kim varsa onlara otomatik olarak kalmaz mı? İlla ki vasiyet mi yazmam lazım? Ben Türkiye'de yaşıyorum, bunu nerede hazırlamam lazım ki resmiyet kazansın? Eğer vasiyet yazmak zorundaysam yeminli mütercim olan noterden yapmam yeterli olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Mirasla ilgili durumlarda eğer kişi vefat ediyorsa vefat ettikten sonra kalan mal varlığı ile ilgili çalışmalar bu mal varlığının bulunduğu yerdeki mahkemeler aracılığıyla yapılabiliyor. Şimdi vasiyetname yazmanın önemi şu noktada var. Vasiyetname yazmanın önemi vasiyetname vereceğiniz kişilerin kesin bir hakka sahip olmasına yol açar. Kişinin ölümünden sonraki mal varlığından hak kazanabilmeleri için. Yoksa tabii ki eğer kişi ölmüş ise ve kişinin birinci derece yakınları, eşidir, çocuğudur, işte yakınları direkt olarak bir hak sahibi olacaklardır kalan mal varlığı üzerinde. Bu noktada tabii şu olacak, eğer sizin bahsettiğiniz örnekteki gibi bir durumda kişi burada vefat etti ve mal varlığı kaldı ama burada kimsesi yok, Türkiye'de var yakınları. O zaman olacak durum bu yakınları Amerika'da sizin mal varlığınızın, banka hesabı ya da diğer ev gibi mal varlıkların bulunduğu bölgedeki mahkemelere başvuru yapıp sizin gerekli mirasa olan haklarını da kanıtlayıp geride kalan mal varlığını alabilirler. Yani burada eğer eş ve çocuğunuza vasiyetname yazılmaması ya da yazılması bu durumu değiştirmeyecek. Zaten onlar hak sahibi olacaklar sizden sonra kalan mal varlığı konusunda. Ama bu şu taraf için önemli. Tabii ki mesela bankadaki hesaptaki parayı alabilmesi için sizin eşiniz olduğunu gösterebildiği sürece bu tip şeylere hak kazanabilecek kişi. O yüzden şöyle söyleyebilirim size. Vasiyetname genelde kişinin ölümünden sonra kanuni temsilcilerinizden değilse bu kişi ve o kişiye hak geçmesine imkan sağlayan bir durum oluyor. Tabii sizin bu vasiyetnameyi yazarken de ekstradan eşinize de çocuklarınıza vasiyetname yapma durumunuz da mümkün. Bu açıdan burada şunu söyleyebiliriz. Vasiyetnameyi verirken eğer Amerika'daki mal varlığı ile ilgili verilecekse tabii buradaki yasalara uygun bir şekilde vasiyetnamenin verilmesi yerinde olacaktır. Eğer siz burada yaşamıyorsanız o zaman burada önemli olan bulunduğunuz bölgedeki, Türkiye'de ise Türkiye'deki kurallara uygun da vasiyetname hazırlamanız yerinde olacaktır. Ama dediğim gibi eğer ki sizin burada sorunuzda kastettiğiniz o eş ve çocuklarınızın zaten doğal hakkı olacağı için sizin kişinin ölümünden sonraki mal varlığı. Dolayısıyla bunlar Amerika'daki mahkemeye başvuru yapıp mahkemeden destek alıp bu mal varlığının onlara geçişinin sağlanması mümkün olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamaya çalışalım.